Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Ben Esma Kayla. Öncelikle bu videoya başlamadan biraz konuşmak istedim sizinle. Umarım iyisinizdir. Ülkece gerçekten çok kötü bir şey yaşadık. Herkes bu durum için seferber oldu, yardımlar. Bir sürü kişi yardım etti, kurtarmaya gitti. Herkes maddi destek, manevi destek, herkes bir şey yapmaya çalıştı gerçekten. Umarım hepiniz iyisinizdir. Gerçekten çoğumuz büyük yakınlarımızı kaybettik, ettik. Çok üzgünüm bu durum için. Tüm ülke üzgün. Herkes gerçekten seferber oldu bu durum için. Artık ama şey görmeye başladım. Hani herkesin normalleşme sürecine dönmeye başladığını gördüm. İşte bunun için bir şeyler attıklarını vesaire. Ve bunu isteyen insanlar da var. Hani siz bir şey paylaşın. Hani normal hayatınıza dönün. Paylaşın. Biz de işte onları izleyelim. Biraz kendimize geliriz diyenler de var. Buna karşı çıkıp linçleyenler de var. Ama 2 hafta oldu ve artık herkes işte bir tık normalleşmeye dönmeye çalışıyor. Hepimiz için zor bir süreçti. Ben de bu arada Adıyamanlıyım. Benim de orada yaşayan akrabalarım vesaire var. Yani çok çok kötü bir şey oldu ve çok ani. Hani ilk duyduğumda şeydi hani tepkim. Hani hep deprem olur, sarsıntı ya. Normal bir şey zannettim. Sonra işte telefonumu bir açtım. İşte annem haberleri izliyordu. Şok geçirdim gerçekten. Çok detaylı da konuşmak istemiyorum bunun hakkında. Hani izleyen takipçilerim falan. Orada yaşayan takipçilerim var çünkü. Ve işte bunları tekrar onlara hatırlatmak istemiyorum. Ama yine de işte videonun başında konuşmak istedim ki hani bu linçlenme durumu vesaire olmasın diye. Ben şimdi videoya geçeceğim ama yine geçmeden önce son 2 şey var. Şimdi öncelikle depremden bir gün önce kitap almaya gitmiştim. Deneme falan aldım kendime ve bunları şey genellikle gösteriyorum ve soruluyor. Yorumlarda artık Şubat'ın sonuna geldiğimiz için genellikle denemeler sorulmaya başladı. O yüzden hani hiçbir şey yokmuş, kitap almış, kitap gösteriyor değil de gerçekten işte ihtiyacı olanlar var. Gerçekten bunları bilmek isteyenler de var. Ama şimdi işte göstermek istiyorum hani. İsteyenler oluyor çünkü yoruma yazanlar hani ne kullanıyorsun vesaire. Bunları da kendi yaptığım iş olarak göstermem gerekiyor gerçekten. Bir diğeri de şimdi benim evimde fazladan kitaplarım var kendi kullanmadığım. Şöyle benden önce ablam sınava hazırlandı 2 sene boyunca. Sonra peşine ben hazırlandım. Sonra tekrar mezuna kaldım vesaire. Yaklaşık 4 yıldır bu YKS serüveni var evde. Ve bu yüzden YKS kitaplarım çok çok fazla. Yani abartı fazla değil tabii ki kendim kullandım. Çünkü işte ablamdan kalan çok fazla vardı ilk başta. Ben bunları geçen sene kullandım ettim. İşte ihtiyacı olanlara vesaire verdim ya da arkadaşlarıma verdim. Ama bu yıla da gerçekten bırakmıştım. Özelleri çok bırakmamıştım. Olsam da işte 1-2 matematik kitabım vesaire ya da kalan işte coğrafya kitaplarım vesaire vardı. Ama geçen sene AYT'nin çoğunu kullanmıştım. Daha çok TYT ağırlıklı var. AYT yok bile denebilir. Neyse bu kitapları ayıkladım. Hani kendi kullandıklarım ya da kullanmaya devam edeceklerim şeklinde ve kalanlar olarak ayırdım. İçinde temiz olanlar da var, yarı kullanılmış olanlar da var. Çünkü ben bu kitapları da kitaplar pahalı, işte kitap alamıyorum ya da ablam işte kitaplar pahalı zaten para vermeyelim deyip arkadaşlarımızdan aldığımız kitaplar. Ablamın işte ilk sene arkadaşları girdi. Onların kalan kitaplarının topluluğu işte ablama kaldı, o mezuna kaldı tek çünkü. Sonra ablamdan işte bana kaldı. Geçen sene işte üniversiteye giden arkadaşlarımdan aldım. Onlardan bana kaldı. Vesaire derken evdeki kitaplar bu şekilde. Hani ben de böyle kullanılmış kitap kullanıyorum. Hani sıfırdan aldığım bu yıl işte gösterdiğim size işlerden artık zorunda kaldığım evde başka hani olmayan şeylere gidip almaya çalışıyorum. Evdekileri de çözmeye çalışıyorum çünkü. O yüzden kitapların hepsi sıfır değil. İçinde sıfır olanlar da var tabii ki. Ama işte bu bende fazla olanları bu deprem bölgesindeki sınava çalışan arkadaşlarıma destek amaçlı yollamak istiyorum. Bununla ilgili bu videodan sonra post atacağım. Böyle şimdi aldığım kitapları göstereyim. Şimdi alışverişimi yine işlerden yaptım. İşler kodumu tekrar söylüyorum. Kayla5. Oradan online alışverişinizde indirim kullanabilirsiniz. Şimdi kitaplara başlayacağım. Öncelikle size bir tane kamptan bahsedeceğim. Bu kamp sayısalcıların da işine yarayacağını düşünüyorum açıkçası. Ve TM'cilerin de. TM'ciler için gerçekten sosyal önemli. Hani matematik yapamıyoruz genellikle. Ve sosyal işte Türkçeyi daha iyi yapıyoruz.
ya da yapamayan da oluyor sosyali. Sonradan TM'ye geçmiş olanlar oluyor. O yüzden bu kamp hepimizin işine yarayacağını düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Şimdi YouTube'dan belki tanıyorsunuzdur. Şevval Kankulu Boğaziçi'nde okuyor ve bu kitaplarla ilgili işte sınava nasıl hazırlanırız bu tarz videolar çekiyor. Ben de takip ediyordum zaten geçen seneden beri. Onun kampı kendi çıkartmış. Instagram'da paylaştığında görmüştüm. Çok merak etmiştim hatta. Kitabın adı 15 günlük artı 17 net TRT sosyal kampı. Şevval Burkan Kulu ve Oğuzhan Şen Ocağın çıkarttı. Ben Şevval'den gördüm onu tanıdığım için. Kitap bu. Şimdi bunun linkini vereceğim size. Kitaptan da bahsetmek istiyorum ama. Şimdi bu kamp en önemli noktası arkadaşlar, bunu hazırlayan iki tane derece öğrencisinin kendi sınav yıllarında kendi deneme analizlerinden vesaire oluşturmuş olmaları. Bu analizlerden çok açıklayıcı notlar var içerisinde zaten. Kendilerine hani kendileri derece yapmışlar ve buna göre hazırladıkları için benim için bayağı iyi böyle bir şey. Ben hep şey zaten işte derece öğrencileri ne yaptı, işte derece öğrencilerinden koştuk alınmalı, işte hep bu tarz düşündüğüm için ya da işte derece öğrencilerinden yardım almak vesaire hep benim için önemli olmuştur ve hep böyle iletişime geçiyorum işte çevremde varsa bu kişilerle. O yüzden bu kamp böyle bayağı ilgimi çekti bu konu üzerine. İki derece öğrencisinin birlikte hazırladığı kendi sınav yıllarında işte denemelerini analiz ederek o deneme notlarından çıkarttıkları bir kamp bu. Bu yüzden hepimizin işine yarayacağını düşünüyorum. Gerçekten yazdıkları gibi artı 17 netin üstüne çıkabileceğimizi düşünüyorum bu kampı kullandıktan sonra. Şimdi içeriğinde ne var? Ondan bahsedeceğim. Kamp kitabına girdikten sonra. Burada yazısı var ikinci sayfada, işte ne anlatıyor, 15 gün içinde ne yapılmamız gerektiği vesaire. Ürün açıklaması kısmında da program için gerekenler var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Birincisi yayınlarınızı, Pro Coğrafya Soru Bankası. Ben bunu aldım şimdi gidip bu kampı kullanacağım için. Bakın kitap bu. Ben Coğrafya Soru Bankası çözmüştüm zaten ama kampta var diye yine de aldım bunu. Ve bu kitaba bu arada işbirliği değil de direkt inceleme sonucu bu kitaba karar verilmiş. Hani kendileri de kullanmışlar zaten sınav yılında ve sonrasında işte kitapları TYT Coğrafya Soru Bankalarını inceleyerek yayınlarınızı Pro'da karar kılmışlar. İkinci olarak sosyal defteri. Şimdi sosyal defteri tutulmanız isteniyor. Ayrıyetten tuttuğunuz bir coğrafya defteri vesaire de olur ama bunun için ayrıca bir defter tutarsanız daha iyi olur. Çünkü bunu böyle her gün okumanız isteniyor. Çünkü tekrar amaçlı oluyor. Hani kamp sonuçta bu. Bunu tekrar ederek aklınızda tutabileceksiniz zaten bilgileri. İnternetten vesaire de dilsiz harita çıkartabilirsiniz ki işte bu haritaları görebilmek için ya da odanıza vesaire asabilirsiniz. Benim masamda biliyorsunuz böyle dünya haritası var direkt. İşte odanıza vesaire dünya haritası, Türkiye haritası bunları asabilirsiniz ya da masanıza koyup her gün bakabilirsiniz. Çünkü biraz daha görsel hafızayla daha iyi oluyor coğrafya. Son olarak kampta da oynatma listesi bulunuyor zaten. TYT hızlı renk coğrafya denemesi. Şimdi ben hızlı renk coğrafya denemesi çözdüm zaten TYT. Ama eski basımıydı benimki. Ve ben bunu AYT alacağım derken ki AYT'si yokmuş. Tamamen benim hatam. Ve gidip TYT aldım bunu. Neden böyle bir şey yaptım bilmiyorum ama arkadaşlar neyse bunu aldım. Zaten çözdüğümü görmüştünüz bunu. Ve çok beğendim de biliyorsunuz bunu. İşte soru analizi bakımından olsun, soruları olsun gerçekten ÖSYM'ye yakın ve ben bayağı beğeniyorum. Sonra TYT coğrafya hızlı renk bittiği için arkadaşlar aldığım şeye bakın. Ve gidip tekrar hızlı renk TYT coğrafya almam. Gerçekten aklım nerede? Best yayınları Ulti serisi. Ben Ulti serisine bayılıyorum. Test kitaplarına da gerçekten. Ve denemeleri de çok güzelmiş. Gerçekten yeni aldım. İşte denedim bu hafta. Sonra edebiyat. En sevdiğim. Ulti'nin geçen sene edebiyat kitabının birazını çözdüm. Dershanedeki hocam fotokopi halinde veriyordu. Direkt kitabı almamıştım. Neyse bunun şimdi tek 1-2 denemesini çözdüm. Gerçekten kaliteli. Sadece edebiyattan nefret ettiğim şey paragraf olması. Ve TYT tarih branş denemem yoktu. AYT tarih branş denemesi çözüyordum. Hız ve renk biliyorsunuz. Ve TYT tarihte aldım. Niye hepsini ulti aldığımı sorabilirsiniz ama AYT hız ve renk çözdüğüm için TYT'sini hız ve renk çözmek istemedim. Çünkü benzerlerdir diye düşündüm. Yani TYT biraz daha yoruma dayalı. AYT daha bilgi ama genellikle hani aynı şeyler olduğu için, konular olduğu için tekrar hız ve renk almak istemedim. Bunu da o yüzden best yayınları ulti almak istedim. Diğer bir kitabımız da Acil Matematiğin Problemler kitabı. Şimdi bunu neden aldım? Şu an çözmeyeceğim ama
problem kitabım yoktu. Ben de test kitaplarından çözmeye başladım. Sonra bir tane arkadaşımdan problem kitabı aldım. O bittikten sonra bunu çözmek için gitmişken de alayım dedim. Kitaplar bu şekildeydi. Şimdi bugün artık böyle eski rutinime dönmeye çalışacağım. Gerçekten hani ders çalışmak çok zordu bu süreçte. Şimdi ama bugün arkadaşlar Cuma. Bugün 17 Şubat Cuma. Saat 8 çeyrek geçiyor. Denemem var bugün. Denemeye gideceğim. Arkadaşlar şimdi yemek yedik. Denemeden çıktıktan sonra bu iki aç insan, kahvaltı yapmamış iki insan. Saçım ağzıma gidiyor. Saçımı düzeltmeyeceğim. Deneme güzel geçti. Türkçesi böyle gayet aktı aslında ama sonra bir baş ağrısı, bir mide bulantısı. Dedim ölüyorum herhalde. Kalanlar çok zordu. Sonucumu bilmiyoruz henüz. Gidip bakacağız. Açıklarlarsa inşallah. Böyleydi deneme. Sen nasıldı hanımefendi? Benim Türkçe'de yine eksiklerim olduğunu fark ettim. Ama Türkçe'den hiçbir çalışmamız yok. Türkçe Rabbim sağ olsun. Sadece paragraf çözeceğiz. Paragraf yeter. Dil bilgisine gerek yok. Yani o zaman olmaz, artmaz. Yani. Şimdi geri kütüphaneye gireceğiz ve akşama kadar ders. Arkadaşlar şu an sallanarak video çekmem. Arkadaşlar şimdi kütüphanenin yanında park var. Ve burası bizim en sevdiğimiz parklardan. Geçen sene derslerimizin yanında da olduğu için güzel bir eğlence alanımız burası bizim. Burcu'da şu an sallanıyoruz. 100 saat çocukların kalkmasını bekledik. 100 saat değil, abartmayayım da. Çocuklar sallanıyor, dedim ki çocuklar okey siz sallanın. Otomatik deneme çözümlemesi yaptım. Başım o kadar ağırdı ki gerçekten işte önce onları kendim çözmeye çalışıyorum. Sonra çözemediklerimi soru çözümü izliyorum vesaire. Şimdi onları yapıyorum. Akşam da eve gidince onları kesip deftere yapıştıracağım. Böyle sonra işte gidip diğer kalanları çözümleyeceğim. Sonrasında tarih testlerim var. Matematik testim var. Başka bir şey yok galiba ya. Ha bir de edebiyat tekrarım var. Evet, bu kadar.
Arkadaşlar şimdi eve geldim. Çok yorgunum. Kütüphaneden sonra spora geçtim. Bu neden kapanmıyor? Neyse spor yaptım. 1 saat, 1,5 saat falan çok yorgunum. Şimdi eve çıkıyoruz.